Hayatımızı yeşile borçluyuz. Fotosentez mucizesi onunla gerçekleşiyor. Göz alıcılığıyla, parlaklığıyla insanların çok ilgisini çeken, cezbeden bir renkken. İlham verici bir güzelliğe de sahiptir. Oldukça ünlü bir pigment. Bize hayat verdi ama rengini vermedi. Bin yıllar boyunca hayat kaynağımızı soldurmadan elde edemedik. Doğada yeşil çok bulunmasına rağmen doğal boyalarla yeşil elde etmek tek adımda sağlanamamıştır. Elde ettikten sonra ise bizi soldurduğunu çok geç fark ettik. Napolyon Bonaparte'ın ölümünde hep bir şüphe vardır. Katil yeşil olarak da tarihte anılmaktadır. Belki de yeşillerin arasında en ünlüleri ve en zehirli ve en zararlı olanı. Kılıktan kılığa giren bir casus, buharlaşabilen, görünmez bir suikastçı. Paris Yeşili. Savaş meydanlarının Yılmaz Mareşali, Napolyon Bonaparte yatağında ölüyor. Saint Helena Adası'nda, başkenti Paris'ten çok uzakta. Ama durun biraz. Otopsiye ve olay yeri incelemeye göre bu ölümde Paris'in rengi var. Napolyon'un ölümünden sonra alınan saç örneklerinde yapılan analizde arsenik bulunmuş. Aslında çok da bilinen bir kardeşi var. O da Şile yeşili. Bakır asetat karşımıza çıktığında da Napolyon'un ölüm sebebine varan bir şehir efsanesine dönüştüğünü görüyoruz Şile yeşilinin. Napolyon'un ölüm sebebi mide kanseri. Odasını, sürgünde bulunduğu özellikle yatak odasını Şile yeşiline boyatarak, banyosu da dahil olmak üzere, zararlı arsenik buharlarına maruz kalması ve hedef organlardan biri olan midede kanserin gelişmesine sebebiyet verdiğini söylerler bir takım araştırmacılar. O sürekli isim ve şekil değiştirebilen, işinin ehli usta bir katil. Şili yeşili, zümrüt yeşili, Veronez yeşili, Mitis yeşili, Viyana yeşili, Schweinfurt yeşili, Emerald yeşili. 1775, 1806, 1809, 1814. Ne zaman ortaya çıktığı bile şüpheli. Acaba 1775'te geliştirilen Şili yeşili olabilir mi? Yoksa 1814'te mi bulundu? Bu soruların cevabını bulamayabiliriz. Ama Paris yeşilinin düğümlerini çözerken tarihin en seyirlik polisiyelerinden birini izleriz. İlk yeşil kimyasal, sentetik kimyasal yeşil renge baktığımızda Şili yeşili dediğimiz bir renkle karşılaşıyoruz. Bu renk bakır ile arsenin karıştırılmasından elde edilmiştir. Bu doğal kaynaklı solgun yeşillerin arkasından Şili'nin 1775 yılında geliştirdiği ve 1800'lü yıllarda piyasaya sürülen yeşil rengi oldukça popüler olmuştur. 1775 yılında Şili yeşilinin ardından yine bakır arsenikle oluşturulmuş Paris yeşili gündeme gelmiştir. Aslında bunların iki boyanın da kaynağı aynıdır. Yani bir bakıma da sanki yeşilin zehirli ve zararlı olduğunu gizlemek adına bir ad değiştirmesiyle karşılaşılmış gibidir. Ve Paris yeşili bundan sonra Veronez yeşili, Zümrüt yeşili gibi isimlerle de adlandırılmıştır. Şili yeşili ve Paris yeşilinin farklı olduklarını kabul etsek bile en azından tek yumurta ikizleri kadar birbirlerine benzediklerini itiraf etmek durumundayız. Paris yeşilinin en yakın kardeşi Şili yeşili. Kimyasal formülü de bakır arsenit. Bunun dışında Paris yeşilinin çok farklı farklı isimleri var. İşte Schweinfurt yeşili gibi ya da işte Emerald yeşili gibi farklı isimlerle karşılaşıyoruz. Zehirli doğası gereği formülünün saklanmak istenmesiyle bir takım farklı üretim aşamalarının denenmesiyle farklı farklı yerlerde tekrar elde edilip farklı isimler alması ortaya çıkıyor. Ya da bir başka bakış açısıyla da farklı zamanlarda farklı teknolojilerle aynı ton elde edilmeye çalışıldığı için farklı isimler alıyor gibi bir yaklaşım var. Doktorlar işte bu Paris yeşilinin zehirli ve zararlı olduğunu ve bunun kullanılmamasını gerektiğini önerse de ve bunu öne çıkaran özellikle Şili yeşiliyle piyasaya süren kişi ticari kaygılardan dolayı bunun zararlı olduğunu inkar etmiş ve bunu açıklama gereği duymamıştır. Mısır'da Osmanlılarla,
İber Yarımadası'nda İspanya ve Portekiz'le, Viyana'da Avusturya'yla, Rusya'da Çarlık'la, hemen hepsinde İngiltere'yle ve daha pek çok ülkeyle savaştı. Kim derdi ki binlerce kilometre sefere çıkmış, onlarca meydan muharebesine katılmış bu Yılmaz Mareşal yatağında sessizce ölecek. Onun ölümü alelade olamazdı. O Napolyon'du. Dolayısıyla bugün bizim delillerini yetersiz bulduğumuz zehirlenme söylentisinin 19. yüzyıl Avrupa'sında alıcısı çoktu. Paris yeşilinin kötü şöhreti bununla da kalmamıştır. Örneğin bir gece elbisesini yeşil renkli bir kutudan alan kadının ellerinde hemen kabarcıklar çıktığından söz edilmektedir. Gazete ve dergilerde 1800'lü yıllarda özellikle yeşil renk elbise giymiş dans eden iskeletler tasvir edilmiştir. Yeşil bize hayat verir. Besin ve oksijen kaynağımızdır. Peki biz onu elde etmek için neler verebiliriz? Doyasıya bir yeşil için nelere değer? Rengin içeriği bakır arsenik karışımından oluşan zümrüt yeşili kristal tozlarından oluşuyor. Bu pigmenti veren madde 19. yüzyılda bulunuyor ve 19. yüzyıl Victoria döneminde, bu dönemi romantik dönem olarak da adlandırıyoruz. Paris yeşili göz alıcı, ihtişamlı rengiyle insanların çok dikkatini çekiyor. Bu dönemde bir statü olarak da kullanılıyor. Paris yeşili göz alıcılığıyla ev dekorasyonunda, insanların kullandığı giyim kumaşlarında, objelerin üzerinde kullanılmaya başlandı. İnsanlar onu kullandığında kendilerini iyi hissediyorlardı. Daha seçkin, daha elit hissediyorlardı. ...19. yüzyılda zümrüt tacı başındaydı Paris yeşilinin. Ressamların tuvallerine tahtını kurmuştu. İşte o yüzyıldan bir tarif var elimizde. Öncelikle 6 ölçek bakır sülfat eritiyoruz. Altı ölçek arsenik oksitle 8 kısım potası ise ayrıca kaynatıyoruz. Hem de karborik asit kalmayıncaya kadar. İşin birinci püf noktası bu. İkinci püf noktası ise ikinci çözeltiyle birinci çözeltiyi derece derece karıştırmak. Burada göz kararınız için önemli bir rehberiniz var. Köpürme tamamen durana kadar çalkalamak. Bir çökelti oluşacaktır. Çökeltiye yaklaşık 3 ölçek asetik asit eklemeniz gerekiyor. Ölçeğe koklayarak da karar verebilirsiniz. Hafif bir değişiklik hissetmeniz yeterli. Çökeltinin kütlesi kendi kendine azalacak ve birkaç saat içinde likörün dibinde tamamen renksiz, hafif kristalimsi ve çok güzel bir yeşil tozun çöktüğünü göreceğiz. Kendi haline bırakma vakti geldi. Şimdilerde biz düşününce bize çok farklı geliyor ama bugün günümüzde kullanılan sentetik boyalar tabii ki sağlıklı, çocukların, bizlerin, hepimizin kullanabileceği nitelikte. Fakat geçmişte düşünüldüğünde bunlar zehirli maddelerdi ve bu güzel renk Paris yeşili 1900'lü yıllarda yasaklandı. Victoria döneminde bunun bilinmesine rağmen yine kullanılmasından vazgeçilememiş, modadaki çılgınlık ve renk arayışı bu ölümcül zehir uğruna yeşil kullanmaktan insanların kendisini alamamasına sebep olmuştur. Paris yeşili de tarihte katil yeşili olaraktan yerini aldı. Bonaparte ailesinin en meşhur üyesi Paris yeşilinin aleyhindeki söylentilerin sebebiydi. Napolyon'u öldüren yeşildi o. Kimse evinin duvarlarını yeşile boyatmak istemiyordu. Gelin görün ki Bonaparte ailesinin bir başka üyesi, 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie, Paris yeşilinin şöhretine şöhret katıyordu. Bu yeşil rengi popüler kılan bir başka unsur da
Napolyon'un eşi Josephine'in giydiği yeşil renktir. Tabii ki o dönemlerde elektrik aydınlatmaları günümüzdeki gibi olmadığından dolayı gün ışığında gördüğümüz yeşil yine gaz lambaları altında aynı yeşil değildir. Ama Josephine'in giydiği yeşil renk son derece göz alıcı, parlak, solmaz, dayanıklı, ihtişamlı bir renk olarak halkın gözleri önünde sergilenmiştir. Ve ertesi günü gazeteler Josephine'in giydiği bu yeşil rengi oldukça övücü bir şekilde anlatmışlardır. 1864'te Matilda Scheuer'a yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Eğer 3 yıl önce yapay çiçek imal ederken Paris yeşili arseniğinden zehirlenmeseydi. Gencecik bir kızın korkunç ölümü sansasyonel bir etki uyandırdı. Hatta manşetlerde üstünlüğü ele geçirdi. Ama tuvaller manşetlerin önüne geçti. Paris yeşili, ressamların Paris'inde kendine çok güzel bir yer bulmuştur. Doğanın duyumsanmasında olduğu gibi aynı zamanda iç mekanda figürlerin karakteristik ve psikolojik netleştirmelerinde de kullanılan bir renktir. Bu kadar ünlü bir yeşil tabii değerlendirildiği zaman belki de dahi veya deli olduğu tam anlaşılmayan bir takım sanatçıların da belki bazı psikolojik rahatsızlıklarında veya ortaya koydukları tavırlarda bu pigmentin de etkili olabileceğini düşünebiliriz. Van Gogh da yine Paris yeşilini kullandığı okul çocuğu resminde hem bohem bir hava katıyor hem de Paris'in o aurasını resimlerine aktarma imkanı sağlıyor. Vincent van Gogh'la birlikte çağdaşı ve ardılı olan pek çok ressam zümrüt yeşiline paletinde yer vermiştir. Turner, Edouard Manet, Frédéric Bézy, Claude Monet, Gauguin. Auguste Mackin'in yeşil ceketli kız resminde de bu rengin tonlarının kullanıldığını görmekteyiz. Paris yeşili, ressamın merkez figürde kullandığı, resmin ortasında kullanılmış, seyirciyle kompozisyonun buluştuğu noktada göze ilk gelen renktir. Mackin'in Paul Cézanne'dan etkilendiğini de düşünmekteyiz. Paul Cézanne'ın paletinde Paris yeşilini görmek mümkündür. Sanatçı pek çok çalışmasında Paris yeşilini kullanmıştır. Tablolarda veya parlak yeşil, güzel yeşil tonu sebebiyle duvar kağıtlarında, badanalarda veya farklı mimari yapılarda karşımıza çıkabilen bir yeşil renk. Osmanlı eserlerinde de çok sık olmasa da gördüğümüz bir yeşil pigment. Laboratuvarımızda yaptığımız analizlerde zaman zaman rastladığımız bir yeşil tonu. İnsanlık 1800'lü yıllara kadar gerçekten yeşilden mahrum muydu? Elbette hayır. Ama Paris yeşili öylesine bir yeşil değildi. Tarihe baktığımızda ise yeşil rengi elde edilmek için birçok tekniklerin kullanıldığını görüyoruz. Ancak doğal boyalarda, resimlerde kullanılan lake dediğimiz pigmentlerin elde edilmesiyle tekstillerde kullanılan renklerin, boyaların elde edilmesi ve kullanılması farklı prosedürleri içermektedir. Özellikle Mısırlıların da bu bakırlı kullanarak, malahiti kullanarak yeşil rengi elde ettiğini biliyoruz. Ve bu yeşil renk kalıcı olmamış, çok kısa sürede siyaha dönmüştür. Romalılar ise yine verdigris adını verilen yeşil rengi elde etmek için bakır plakaları şarabın içine, sirkenin içine batırarak bakır oksitlenmesiyle yeşil renk elde etmişlerdir. Her renk diğer renklerden elde edilebilir. Günümüzde bu cümleyi gönül rahatlığıyla kurabiliyoruz. Sarıyla maviyi birbirine karıştırarak kumaşları yeşile boyamaya çalıştığımız, bütün çabalarımıza rağmen nispeten soluk bir yeşil elde ettiğimiz, sarının ve mavinin uçlardan taşıp kendini belli ettiği dönemlerde değiliz. Paris yeşili canlılığına ulaşmak için sağlığımızı riske atmamız da gerekmiyor. Hatta sağlığımızı korumak için aldığımız tedbirler bizi yine ona, kamuflaj ustası yeşil casusa götürüyor. Dünyada trendleri belirleyen belli bir ekip vardır. Büyük trend stüdyoları vardır. Siz istediğinizde bu yaz Paris yeşili moda olacak diyemezsiniz. Onların
öngörüleriyle oluşturulan renk grupları vardır. Bunlar kumaşta olsun, mobilya sektöründe olsun, baktığınızda makyaj grubunda da renklerin her zaman ortaya koyan bir trend grubu vardır. Ve siz oradan bilgileri alırsınız ve bunları birkaç yıl önceden alıyoruz. Şu an Paris Yeşili evet hakim. Neden diyeceksiniz? O da pandeminin insanların üzerinde getirdiği o karanlık, evlerdeki uzun süreli kaldığımız sıkıntılı, travmalı dönemleri atabilmemiz için. Çok canlı renkler modada şu an hakim. Bunlar Paris yeşili, canlı, kırmızı, oranj rengi, sarılar, kırmızılar, sakslar. Çünkü herkes çok bunaldı. Renkli, güzel, canlı renklerle birlikte insanların ruhunda en azından güzellikler yaratılmaya devam edecek. Acaba bilmiyor olabilirler miydi? Gözlerine alan yeşilin canlarına kastettiğini, inanması çok güç ama tarihi kayıtlar aksini söylüyor. Çünkü Paris yeşilinin ve türevlerinin zehirli olduğu gayet iyi biliniyordu. Belki de bu bir suikast değil, adeta intihardı. Zehirli dediysek sadece insanları zehirlemiyor. Sağlığımızı korumak için de kullanılabiliyor. Nitekim Paris yeşili tarihte bazı bulaşıcı hastalıkların tedavisinde bugün kabul edemeyeceğimiz bir şekilde rol aldı. Ahşapları boyamak ve mantarlardan korunmak içinse halen kullanılabilir. Peki yeşilin en dikenli hali nasıl keşfedildi? Sürekli pasaport ve konum değiştiren usta bir ajanı elbette kolayca bulamazsınız. Dolayısıyla Paris yeşili türevlerinin en önemli keşfi de muğlaktır. Yine de elimizde bir tarih var. 1814. En azından büyük ölçüde bu tarihe güvenebiliyoruz. Ancak her ikisi bu sene içerisinde gerçekleşen Almanya Schweinfurt'taki keşif mi yoksa Avusturya Viyana'daki keşif mi daha baskın? Bilemiyoruz. Yeşilin özünde sarıyla mavi var. Uzun dönem yeşile boyamak için sarıyla mavi boyanın üst üste kullanılmasından da bunu anlıyoruz. 1814'te güvenimiz sarsılmasın ama 1806 ve 1809 tarihleri de yeşilin miladı kabul edilir. Bu tarihten önceki yeşil boyamalar genellikle sarı-mavi karışımıdır ve geneli yeşil olsa bile yer yer sarı-mavi taşmalar içerir. Samuel Whitman'ın tek adımda yeşile boyamayı keşfetmesi neticesinde bugün elimize aldığımız asırlık bir yeşil tekstilin taşmalarına bakarak 1806-1809'dan önce mi yoksa sonra mı boyandığını tespit edebiliriz. Napolyon Bonaparte'ın ölümündeki sırrı bilemeyebiliriz. Ama Matilda Scheuer'ın cenazesi bizim için çok daha girift gizemlerin çözümünü apaçık yansıtıyor. 19. yüzyıla kadar solmayan, taşmayan, canlı bir yeşilden mahrum kaldık. Asıl taşkınlık, rengi solmasın diye canları solduran bizdeydi. Artık yeşilin zümrüdüne sahibiz. İşte avucumuzda parlıyor. Peki onu bir hançere mi takacağız yoksa kolyeye mi? Thank you.
Thank you.